Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Siyasetin tarzı önemlidir. Yani siyaseti nasıl yapıyorsunuz? Bu son derece önemlidir. Aslında siyasetçilerin siyaset yapma tarzı toplumdaki ilişkileri de belirleyen bir hadisedir. Siyaset kültür oluşturur. İnsanlar hangi atmosferdelerse o atmosfere uygun olarak davranış biçimleri geliştirirler, söylemler geliştirirler. Eğer bir ülkede kültür, sanat, bilim prim yapıyorsa, kitleselleşmişse, insanlar bilimle, sanatla, kültürle ilgileniyorlarsa, davranışları, hareket tarzları, konuşma biçimleri buna göre şekillenir. Ama siyasetin yoğun olarak izlendiği ve takip ettiği ülkelerde, Türkiye'de olduğu gibi, bu toplumsal kültürü ve davranış biçimini oluşturan en önemli etkenlerden biri siyasetçilerin siyaset yapma biçimleridir. Yani tarzı siyasettir. Özellikle de iktidar partileri ve genel başkanları, hele günümüzde bir de bu genel başkanlığa cumhurbaşkanlığı da eklenirse, ekranlarda daha fazladır. Sürekli kapatır ekranları, sürekli konuşur, sürekli siyasetle ilgili beğenilerini, nefretlerini belli kelimelerle ifade eder. Bu doğrudan doğruya toplumdaki davranış biçimlerini ortaya çıkarır ve şekillendirir. Yani bir aile düşünün, bu ailede huysuz bir erkek karısına, eşine sert davranıyorsa, bu sert davranışın, yani kadına şiddetin bile sebebi ve sorumlusu siyaseti sert ve şiddetli yapan, kaba konuşan, hakaretler yağdırarak rakiplerine siyaset yapan siyasetçilerdir. Dolayısıyla şimdi burada ben çocuğun davranış biçimi, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı şekilde ikide bir Kemal'e hitap etme tarzı var ya, bu çocuğun Evet, onu onu ezberliyoruz. örnek edine, onu örnek alarak konuştuğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla burada neyi söylemek istiyorum? Cumhurbaşkanı'nın konuşma tarzı, iktidar partisi genel başkanının konuşma tarzı, siyaset yapma biçimi çocukları dahi etkilemiş bu ülkede. Nitekim ekrana bu gündemdeki çocuk vasıtasıyla yansımış vaziyettedir. Bu bir ülkenin felaketidir. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir kültürel atmosferi oluşturma hakkı hiçbir zaman siyasilerin elinde değildir. İktidar Partisi Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın elinde değildir. Bir kere siyasetçiler bireysel çıkarlarından daha fazla toplumsal çıkarları öncelemek zorundadır. Davranışlarıyla toplumsal kültürü nasıl etkilediklerini de düşünmek zorundadırlar ve siyaseti o üsluba göre nezih ve temiz yapmak zorundadırlar. Bunu yapmadıkları takdirde bir taraftan kötü bir kültür ortaya çıkarırsınız ve bu her açıdan medeni bir siyaset tarzına, demokratik bir ülkede olması gereken bir tarza uygun olmadığı gibi, bu vesileyle söyleyeyim, inançlarımıza da uygun değildir. Neden? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya hitaben Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki, ey Musa, Firavun'a git. Firavun kimdir? O dönemde işte Mısır'da ilahlığını ilan etmiş, Tanrı Kral denilecek bir kimlik ve kişiliğe sahiptir. Ve o azdı. Neden azmıştır? İşte köleci bir toplumdur. Köleleri angarya olarak çalıştırmaktadır. Kendisine büyük mezarlar yaptırmaktadır köle emekleriyle. Böylesine azgın bir krala, Tanrı krala git ve onu yumuşak sözlerle uyar buyuruyor. Yani kavlen leyyina diye geçer ayette. Yumuşak sözlerle uyar. Yani çirkin, kötü, sert ifadelerde bulunma. Yani devletin tepesinde kullanılacak ifade nezih ifadedir, temiz ifadedir. Çocukları bile zehirleyecek, aile düzeninde bile şiddet.
kesildi yine galiba. Evet, ses kesildi tekrar. Aile düzeninde bile dediniz Sayın Şener. Aile Evet. düzeninde bile dediniz. Oradan Yani devam edin lütfen. evet. Aile düzenini bile bozacak bir üsluptur bu. Bugün şiddete maruz kalan her kadın bilsin ki bu şiddete maruz kalmasının sebebi iktidar partisi genel başkanının sert üslubudur, şiddeti teşvik eden, yanlış ve kaba üslubu özendiren konuşma tarzıdır. Tüm toplumu zehirleyen, tüm toplumu normal dışına taşıyan bir üsluptur bu. Bu hiçbir zaman kabul edilebilecek bir hadise değil. Diğer taraftan nasıl olur da bir çocuğu kendi siyasetinize alet edersiniz? Böyle bir şey düşünülebilir mi? 10 yaşındaki bir çocuk, ülkenin geleceği bu. Siz bunun üzerinden siyasi rant devşirmek için onu oraya çıkarıp kendi üslubunuzla konuşmasını teşvik edip sonra söylediklerini onaylar şekilde gülüşmeler, o üsluptan mutlu olduğunuzu yansıtmalarla nereye varmak istiyorsun? Bir felaketin eşiğindeyiz. Bakın siyasetin doğrudan etkisi her ne kadar ihalelerden vesaire bahsetmişseniz de siyasetçinin kamu parasını kullanarak yaptığı işlerden daha çok en doğrudan etkisi siyasetçinin konuşurken oluşturduğu kültürdür. Mevcut iktidar ve Sayın Erdoğan bir kere konuşurken zarar veriyor. İlk doğrudan etkisiyle ülkeye zarar veriyor. Ondan sonra da kaynakları kullanırken de aynı zarar verme tarzını hukuk düzenine, demokratik değerlere uygun bir şekilde sürdürmediği için devam ettiriyor. Evet. Bu arada Sayın Şener çok teşekkürler. Devam edeceğiz. Bu arada rejideki arkadaşlarımızdan da rica edelim. Süleyman Demirel'in bir fotoğrafı var. Yayın akışı içinde onu da gösterelim. Çünkü Sayın Şener dedi ki aile içi şiddetin artmasında bile Erdoğan'ın toplumu geren bu üslubunun etkisi var dedi. Çok önemliydi açıklamaları. Toplum zehirleniyor dedi. Bu üslup siyaset üslubu, devleti yönetenlerin üslubu olamaz dedi. Sayın Çıray, biz de sizinle yaptığımız sohbetlerde zaman zaman şunu konuşuyoruz. Aslında bilerek yapıyor. Yani Erdoğan bilerek kutuplaştırıyor, bilerek geriyor toplumu ve buradan bir siyaset üretmeye, kendi tabanında konsolide etmeye çalışıyor. Fakat ilk kez bu kadar hakikaten çocukların da kullanıldığı,